Arkadaşımızın sorduğu olduğu soru vardı. O sorunun cevabını biraz önce kolay değil diyecek. Şimdi eğileceğim. Ne alakalı işler? Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en güzide kurumlarından birisidir. O yüzden de tabii ki Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının her türlü görüşü çok kıymetli. Boğaziçi'nde demokratik sınırlara uyduğu sürece insanların kendini ifade etme hakları var. Burak mikrofon nerede? Ve ben de rektör olarak bunun sonuna kadar izin veren biriyim. Yaklaştır Burak. Telefonla ilgili. Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktalara geldiği zaman da tabii ben de bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum. Çünkü bu demokratik eleştiri kültürünü mutlaka bizim korumamız lazım. Korumasın arkadaş hakkı. Bu ülkemiz için de çok kıymetli. Tamam. Boğaziçi için de çok kıymetli. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde maalesef bazı gruplar bu kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Mesela evvelsi günü olan olaylarda rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları engellendi fiili olarak. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Ve bu kapsamda da tabii ki uyarılmalarına rağmen bu abluka kalkmadığı için bununla ilgili bir tedbir alınmak zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir. Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ve ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Ve şu anda bu noktaya geldiğim için, bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla, hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım.